de aynı desende sadece renk farkı olan dak bezi bulunuyor. Benim bunlar çadırımın kenar kısımlarını yani dikdörtgen kısmını yetecek uzunlukta. Sadece çatı kısmına yetmiyor. Onu da eşime sipariş verdim. Akşam gelirken getirecek. O gelene kadar ben yan kısımlarını yapmak istedim. Aşamaları da sizinle paylaşacağım. Öncesinde size bunlarla hiçbir alakası olmayan ama bahsetmek istediğim bir püf nokta var. Ben genelde şu cetvelin bu kısmıyla düz çizgiler çiziyorum. Sizlerin de dikkatini çekiyor. Sürekli soruyorsunuz nereden alabilirim, kullanmak için istiyorsunuz dolayısıyla. Bilgi vermek istiyorum. Bu cetveller aslında etek cetveli. Yani şu kısmı dümdüz bir cetvel değil aslında. Şu kısma doğru 0.25 ile 0.50 arasında oynama oluyor. Yani dümdüz bir çizgi değil. Şu düz olan bir çizgi. Fakat bu düz değil. Dediğim gibi 0.25, 0.50 oranında oynamaları olan bir cetvel. Ben bununla düz çizgiler de çiziyorum ama bu kısmının yamuk olduğunu bilerek her zaman o 0.25, 0.50 kısmı bırakarak hareket ediyorum. Sizler sürekli sorduğunuz için bunu bu video içerisinde belirtmek istedim. Şimdi hemen bu kısmı geçiyorum. Kumaşlarıma geri dönüyorum. Kumaşların ikisi de birer metre. Bana tam kare oluşturacak şekilde yeterliler. Çift den oldukları için de rahatlıkla kullanabileceğim. Şimdi eşit olup olmadıklarına bakıyorum ve düzenleyeceğim. Eğer fazlalık varsa 1-2 santim gibi o kısımlarını çıkaracağım ki dengesi bozulmasın. Çünkü güzel bir dikdörtgen parça elde etmek istiyorum. İki kumaşa da aynı şeyi uygulayacağım. Birer metre uzunlukları olacak. Genişlik olarak 90 santime denk geliyor. Yani toplamda 1 metre 80 santimlik bir ene sahip kumaşın kendisi. 90 santim benim için yeterli olur. Boy kısmını 1 metre olarak ayarlayacağım. Bu yüzden kayma olmasını istemiyorum ki ikisinde de dengeyi tutturabilir. Kumaşlarımı kestim. Yaptığım işlemi tekrar anlatıyorum. Sadece 1 metrelik kumaşım vardı. 1 metrelik kumaşımın kenar kısımlarını, fazlalıklarını, yamukluklarını düzelttim. Ve ortadan tam ikiye katlayarak kumaşımı kat yerinden keserek ikiye ayırdım. Aslında yapmak istediğim işlem sadece buydu. İkisini de birbirine dengeledim. Yeşil ve gri kumaşımı. Yani 1 metreye 90 santim uzunluğunda 4 tane parça elde etmiş oldum. Toplam 4 parça. Bunların hepsini siz aynı renk yapabilirsiniz. Benim elimde bu kumaşlar olduğu için bu şekilde ilerledim. Hatta çatısı da farklı olacak. Artık ne denk gelirse ne olursa. Akşam eşim getirdiğinde göreceğiz onları. Şimdi ben tüm kumaş parçalarının kenarlarını ovalıkla temizleyip geleceğim ve sonrasındaki aşamalarını tek tek sizlere tekrar anlatacağım. Kumaşlarımın kenar kısımlarını ovalık makinesiyle temizledim. Şimdi yaptığım işlemi hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Kumaşımın 90 santimlik olan kısmından birbirine tutturuyorum. Ben bir gri, bir de yeşili birbirine tutturdum. Sizler tek renk kullanıyorsanız sadece 90 santimlik kısımlarını baz almanız yeterli. Bu kısımların 90 santim olan uzunluk kısımlarını düz makineyle dikeceğim. Başka ekstra bir işlem yapmayacağım. O yüzden dikiş aşamasını göstermemi gerektirecek bir durum yok. İkisini de aynı şekilde diktikten sonra birbirine bu kısımlarından birleştireceğim.
Yani tam bir küp şeklini elde etmiş olacağım böylece. Sonrasında sadece çatı kısmını yapmak kalacak. Elimdeki kumaşların işlemlerini tamamlayayım ki diğer kumaş geldiği zaman hemen kolayca ilerleyelim diye. O kısımlarını, çatının nasıl olması gerektiğini, ölçülerin nasıl alınacağını o aşamalar geldiğinde tekrar tek tek göstereceğim. Bir gri, bir yeşil olmak üzere hepsini birbirine dikerek tamamladım. Yani bir daire olarak düşünebilirsiniz. Aslında bir küp elde etmiş oldum böylece. Şimdi unuttuğum bir şey aklıma geldi. Dikerken hatırladım. Gri kısmına çadırın içine rahat girip çıkabilmesi için bir kapıya ihtiyacı var. O yüzden ben gri kısmı tercih ettim. Hani açık renk olduğu için sürekli ellenecek yer, en azından kiri de kamufle eder diye düşünerek 60 santimlik bir uzunluk belirledim. Ve buradan kesik atacağım. Kesik attıktan sonra kenarlarını, benim elimde şöyle beyaz biyen vardı, bu biyeyle temizleyeceğim. Şu şekilde kenar kısımlarını dikip kapatacağım. Güzel bir görüntü elde etmiş olacağım. Eğer kıvırırsam açıklık kalacak. Hoş görünmeyen bir yapıda olacak. O yüzden biye tertemiz, dümdüz, muntazam durmasını sağlayacak. Bu yüzden ben biyeyi tercih ettim. Eğer sizler yaparsanız burayı komple kesip daha uzun pay bırakarak, kıvırarak da yapabilirsiniz kapısını, giriş çıkışını sağlayabilmek için. Ben şimdi buradaki 60 santimlik kesiğimi atacağım. Şu şekilde kesiğimi attım. Biyenin nasıl yapıldığını göstermeyeceğim. Çünkü bununla ilgili bir videom vardı. Önerilen videolar kısmına tıklayarak o videomu izleyebilir, biyenin nasıl takıldığını öğrenebilirsiniz. Ben şimdi direkt dikip gelip sonucu sizinle paylaşacağım. Evet, çadırımın kapı kısmı da hazırlanmış oldu. Ben elimdeki hazır biyeyle bu işlemleri yaptım. Hem rengi yıldızlarıma uyduğu için de ve ekstra biye kesip ütüleyip uğraşmak istemediğim için bunu kullandım. Ama sizler buna para verip almak zorunda değilsiniz. Kumaşınızın kendisini kesip, ütüleyip, düzenleyerek biye olarak kullanabilirsiniz. Ben hem zamandan hem de elimde bulunduğu için böylece kullanmak istedim. Evet, çıtaların olduğu reyona geldik. Şimdi bizim için en uygun olanı hangisiyse onları belirleyeceğiz. Ve metremizi evde ölçmüştük. Kaç metre almamız gerektiğini biliyoruz. Ona göre ayarlamalar yaptırabilirsek onları da yaptıracağız. Bunun devamını video içerisinde sizlere anlatırım zaten. Göstererek tek tek ne kadar çıta kullandığımı, nerelere ne kadar gittiğinden bahsedeceğim. Şimdi biz bunları alalım. Sonrasında devam edelim. Üzerinden birkaç gün geçti. Kumaşım geldi ve ben çatı kısmını dikeceğim. Bu arada böyle birazcık sizinle sohbet edelim. Bu tarz videolardan hoşlanıyor musunuz? Bu şekilde devamı gelsin mi, ister misiniz? Yorumlara bırakın muhakkak. Bu arada yorumlarınızı tek tek okuyorum.
ve hepsine geri dönüş yapıyorum. Zaten sürekli takip edenler biliyordur. Sorduğunuz hiçbir soruyu da yanıtsız bırakmıyorum. Şimdi uzunluk kısmı 1 metreydi. Dolayısıyla bizim çatımızın 1 metreden fazla olması gerekiyor ki üçgenlik kısmını rahatlıkla verelim. O yüzden ben 1 metre 20 santim olarak düşündüm. Sizler daha yüksek yapmak isterseniz arttırabilirsiniz ölçüsünü. Ben elimdeki kumaş ölçüsünde davranacağım. Şimdi 1 metreye, 1.20'ye, 1.20 kare şeklinde kumaşımı çıkaracağım. Zaten çift endi. Açıyorum. Tek kata düşürüyorum. Bu kısmından ölçümü alacağım hemen. Hazır. Bunu artık kenara kaldırıyorum. Ve kalan kumaşımı da yan kısımları ayarlamaya çalışacağım. Şimdi kalan kumaşımın bu kısmını değerlendireceğim. Yan kısımları parçalı olacak. Onu da belirteyim. Çünkü elindeki kumaş 1,5 metreydi. Bu şekilde yettiği için ben bu şekilde değerlendiriyorum. Şimdi 1,20 kestiğimiz zaman üçgen kısmına yerleştirmek için gereken orta uzunluğu 36 santime denk geliyor. Dolayısıyla yan kısımların yüksekliğinin 36 santim olması gerekiyor. Ben şimdi 4 tane 36 santimlik parça işaretleyeceğim. Sonrasında İkişerli olarak ortadan birleştireceğim. Ve üçgen kısmının tam olarak denk gelmesi için ölçülerimi ayarlayacağım. Zaten o kısımları tekrar göstereceğim. Ve dikişimi tamamlayacağım böylece. Parçamı bu şekilde ayarladım. Şimdi şu kısımlarından dikeceğim ve genişlik kısmını 1 metreye denk gelmesini sağlayacağım. Çünkü evimizin ana genişliği 1 metreydi. Hemen dikip geliyorum. Kumaşlarımı ortadan ikiye diktim ve genişliklerini de tam 1 metreye ayarladım. Şimdi yapmam gereken şu şekilde İkiye katladım. Tam orta noktası dikiş kısmına gelecek şekilde ayarladım bunu. Ve üçgen bir parça elde edeceğim. Burası yükseklik kısmı olacak. Burası çadırımın yan kısmına dikilen kısmı olacak. Şimdi bunu bu şekilde çiziyorum. Keserken 1-1,5 cm kadar genişlik vererek keseceğim. Dikiş payı olması için bunu yapıyorum.
bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi aynı işlemi diğer parçam için de uygulayacağım ve kenar kısımlarını overlockla temizleyip ev kısmının çatısı olarak yerleştireceğim. Parçam da hazır. Şimdi kenarlarını temizleyip geliyorum. Üçgen parçalarımı temizledim. Bunları kenara alıyorum. Şimdi başta kesmiş olduğum 1.20'ye 1.20 olan parçam vardı ya. Onda bir hata yaptım. 1.20'ye 1.20 değil, 1.20'ye 1 olması gerekiyordu. O yüzden hemen başlamadan önce bir kısmını 1 metreye düşüreceğim. Neden olduğunu şimdi daha iyi anlayacaksınız. Üçgenlik kısmını yaparken onu o an düşünemeden hareket etmişim. O yüzden şimdi 20 santimini çıkaracağım bir kenarından. Tekrar overlock çekip geliyorum ve temizleyip geldim. Şimdi 1.20 olan kısmını ortadan ikiye katlıyorum. Şuranın uzunluğu 1.20. Ortadan ikiye katlıyorum ve tam orta noktasına bir iğne yerleştiriyorum. İğneyi yerleştirdikten sonra açıyorum. Üçgen olan parçamı alıyorum. Şurada ortada bir dikişi vardı ya, o dikişi tam iğnenin olduğu yere denk getiriyorum ve kumaşı yüzü yüzüne denk gelecek şekilde iğneleyerek sabitliyorum. Şimdi yapmamız gereken şu üçgenlik kısımlarını şu noktalara düz şekilde yerleştirip dikmek olacak. Bu şekilde yerleştirdim ve buraları da iğneledim. Aynı şekilde bu kısmı da bu tarafın uç kısmına yerleştiriyorum. Şimdi aynı işlemi diğer 1.20 olan kısmı için de uygulayacağım. Tam orta noktasını buluyorum. Aynı işlemi yine 1.20 olan kısmı içinde uyguluyorum. Kumaşımın orta noktasını buldum. Üçgen olan parçamı alıyorum. Tepe noktasındaki dikiş kısmını alttaki kumaşımın orta noktasıyla birleştirip sabitliyorum, iğneliyorum. Kenar kısımları yanlarla düzenleyerek tekrar iğneliyorum. Bundan sonrası artık çok basit. Dikişini yapacağım. Düz dikiş olacak. Başka hiçbir şey olmayacak. Dikişten sonra gelip şimdi tekrar aşamalarını paylaşacağım sizinle. Nasıl ilerlediğini göstereceğim. Üçgen kenarları diktim. Bu şekilde çatının şöyle olan görüntüsünü oluşturmuş oldum. Sanırım anlayabilmişsinizdir. Aynı işlemi tam karşısına da uyguladım. Burada da aynı şekilde üçgenlik var. Yani çatı şu şekilde duracak. Şöyle yanlar. Şu kısımlar üçgen yukarıda olacak şekilde. Tekrar gösteriyorum. Şimdi yapmam gereken
önceden dikip hazırlamış olduğum alt kısmını alıyorum. Şu kısma dikkat ediyorum. Aşağıda kalması gerekiyor. Çatıları ön tarafa değil, yan tarafa denk gelecek şekilde yerleştireceğim. Öncelikle bu parçamı tersine çevirmem lazım. Üçgen kısımlarımı yeşil olan kısımlara denk getiriyorum. Çünkü bunlar yan parçalardı. Yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlıyorum ve iğneliyorum. Önce iki uç kısmını iğneliyorum. Dikişlerin birbirine denk gelmesine de özen gösteriyorum. Ve orta noktasından da bir iğne artık bu kısım dikilmeye hazır. Bu kadar. Hiçbir zorluğu yok aslında. Tek yapmanız gereken parçaları öncesinde çok düzgün şekilde birbirine yerleştirmek. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için de uyguluyorum. Yeşil kısımlar, yan kısımlar olduğu için yeşil kısımları sabitliyorum. İki renk yapınca aslında bu kolaylığının da olduğunu fark ettim. Ama ben tamamen kolaylık olması için değil, kumaşım bu yönde beni yönlendirdiği için böyle davrandım. Sizlere de tavsiyem olsun bu. Kolay ilerlemiş olduğum bu sayede. Yani yönleri şaşırmamama sebep oldu. Yan kısımları sabitledim. Yine ortadan da bir iğne takacağım. Evet. Ön kısımlar zaten dümdüz duruyor. Yine ben ortadan bir iğne takıp sabitleyeyim. Dikerken bana kolaylık olsun diye. Bir de bu tarafa taktık mı? İğneleme işlemimiz tamamlanmış oluyor. Artık yapmam gereken çepeçevre. Bakın burada bir dikdörtgen oluştu. Şu şekilde. Dikdörtgenin. Dikdörtgenin etrafını yine düz dikişle geçeceğim. Ve çadırım tamamlanmış olacak. Şurası kapak kısmı, çatı kısmı. Burası evin kendi kısmı. Zaten çıtaları da yerleştirdikten sonra üzerine geçirince göreceksiniz. Çıtaları kurduk. Görünümü bu şekilde. Şimdi diktiğim evi bunun üzerine geçireceğiz.